Süper Lig'de Sivasspor kendisi aslında Antalyaspor'u konuk edecek. İki takım da haftayı yani baktığımızda hasarlı kapatan takımlar olarak gözüküyor. Yani Antalyaspor yani 90. dakikasında berabere girdiği maçta Fenerbahçe 2-1'lik bir mağlubiyet elde etti. Yani oyun olarak baktığımızda bence Antalyaspor öyle çok fazla zaten hani beraberliği de hak edecek bir oyun ortaya koymamıştı ama maçın son dakikasında neredeyse işte diğerinin pozisyonu gol olsaydı maçı bile kazanabilirlerdi. Antalyaspor aşağı yukarı aynı durumda oynuyor. Ya tabii 90. dakikada kaybetmek moralleri bozmuştur. Onlar da yani inişli çıkışlı bir grafikleri var ve ligde böyle rahatlamış durumda değiller ilk 12 hafta itibariyle ama zaten çok sıkışık bir puan tablosu var belli bir noktada. O yüzden her bir galibiyet onları yukarıya taşıyacaktır. Onlar da Sivas maçına bu şekilde bakıyorlardır. Ama dediğim gibi Fenerbahçe maçında oyun olarak da puanı hak eden böyle bir görüntüde değiller. Onlar hala işte Diarra'nın, Titan'ın öndeki hücumdaki oyuncuların skorlarıyla oyunu tutunuyorlar. Bunun dışında hem orta sahada hem de savunmada bence istenilen direnci, yani Süper Lig kalitesindeki direnci gösteremiyorlar. Aslında oyuncu kalitesi olarak bence çok da kötü, çok da gerilerde bir takım değil Antalyaspor kadrosu. Ama sadece Samet Aybaba ile de alakası yok. Senelerdir çözülememiş bir problem söz konusu. Sivas cephesinde ise Sivas Galatasaray maçında sadece kaybetmediler. Hani bir galibiyetten daha fazla moral bozucu olan 3 tane kırmızı kart var. Ve bu da takımın neredeyse savunmasını bir anda aldı götürdü. İşte sağ bek Sisinho yok, Ümit yok defansta, Manuel de Costa yok. Yani çok önemli eksikler. Sivasspor gibi zaten hani belli bir 11 ile, iyi bir 11 ile aslında. Yani Süper Lig'de diğer takımlara baktığımızda iyi de oynuyorlar. Diğer takımlara göre bence sahaya verim olarak da bu oyuncuların verimi çok iyi yansıyor. Ama dediğim gibi çok önemli oyuncularını kaybettiler. Bu onlar açısından çok sıkıntılı. Yoksa Sivasspor Antalyaspor karşısında favori olduğunu çok net söyleyebilirdik ama defanstaki bu sıkıntı Sivas'ın işini zorlaştıracaktır. Ben o yüzden biraz da temkinli bir Sivasspor, o hücum oyunundan biraz daha feragat eden bir Sivasspor bekliyorum. O yüzden ben bu maçta beraberlik denenebilecek bir maç olarak görüyorum. Bunda da dediğim gibi Sivasspor'un normalde futbol olarak Antalyaspor'un önünde olduğuna inansam bile böyle 3 oyuncuyu birden, böyle savunmadaki 3 oyuncuyu birden kaybetmeleri onları etkileyecektir. O yüzden ben burada Sivas Antalyaspor maçında beraberlik tavsiye ediyorum.